Avukat Kerim Bahadır Şeker, internet bağlantısıyla yanımızda. Kerim Bey, merhaba. Merhabalar İnan Bey. Kerim Bey, siz Zonguldak'ta yakılarak öldürülen maden işçisi Vezir Muhammed Nurtani'nin ailesinin avukatısınız. Kasım 2023 tarihinde kaçak olarak çalıştırıldığı madende bir rahatsızlık geçirdikten sonra yakılarak öldürüldü. Vezir Muhammed Nurtani, çocukları da vardı. Afganistan uyruklu bir kişi ve Türkiye'de bulunuyordu. Vezir Muhammed Nurtani. Ve dava devam ediyor. 6 sanık yargılanıyor. 3'ü tutuklu durumda. Yakın zamanda duruşması da görüldü bu davanın. Gidişattan memnun musunuz? Suçlular hak ettiği cezayı alacak gibi görünüyor mu? Yoksa bu davanın üzeri örtülmek mi isteniyor Kerim Bey? Şimdi İnan Bey, öncelikle sizin nezdinizde Tele1'e duyarlı gazeteciliğinden dolayı teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten bir kamuoyunda yarayan bir kana şu an. Kanından bahsediyoruz bu dava nezdinde. Sebebi de şu, ilk başta belirtmiş olduğunuz üzere Afgan madencinin bir rahatsızlık geçirdiği ifade ediliyordu. Ancak Afgan madencinin rahatsızlık geçirmediği ve maden içerisinde ciddi bir darbeye maruz bırakılarak kendi iradesi dışında bilincini kaybettiği söz konusu. Burada Koç Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Yorulmaz ve ekibi ciddi manada bir bilimsel mütalaa hazırladı. 19 sayfalık. Ve bu 19 sayfalık bilimsel mütalaada sanıkların birbirleri arasındaki çelişkili ifadelerinde Afgan madencinin kalp rahatsızlığı geçirip ve kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra işte madenden yukarı çıkarıyorlar. Yukarı çıkardıklarında da kalp masajı yapıyorlar ve kalp krizi geçirmiş olabileceği ileri sürülüyordu. Ancak bu bilimsel mütalaada kesin ve net bir tanı konuldu. %100 Afgan madencinin ne geçmişinde bir kalp rahatsızlığı var ne de kalp rahatsızlığına istinaden bir bununla alakalı bir bilinç kaybı söz konusu. Ayrıca ikinci tespitte iki tane kemik kırığı vardı. Kaval kemiğinin altında bir kemik kırığı vardı. Simetrik. Burada vagon çarpmasından dolayı iş kazası da olduğu ileri sürülüyordu. Ancak hem çene bölgesinde hem de köprücük kemiğinde iki kırık daha tespit edildi. Dolayısıyla iki kırık daha tespit edildiği için burada bir kaza unsuru olabileceğinin mümkünatı yok. Bunun üzerine eğer kemiklerle alakalı çelişkiler devam ederse biz hukuken FETÖ'ye kabir başvurusunda bulunacağız. Yani mezarın açılma ihtimali de söz konusu Afgan madencinin ve bununla alakalı bir bilimsel mütalaa da verildi. Hala geç değil Afgan madencinin mezarının açılması için. Üçüncü noktada aile ciddi manada şu dosya daha gizliyken, dosyada gizlilik kararı varken savcılık aşamasında bize bir dilekçe yazmamızı istedi. Ve dediler ki benim eşim telefonunu hoparlör modunda kullanır, kulağına dayamaz yani biz duyarız telefon görüşmelerini. Ölümünden 2 gün önce Afgan madenciye 20 bin dolar karşılığında böbrekleri için para teklif edilmiş. Ve bu Kim böbreklerin teklif için etmiş? oradaki madencinin maden sahipleri Yani bu eski MHP yöneticisi olan kişi mi? Maden sahibi Hakan Körnüş ve yine yargılananlardan maden işletmecisi Enver Gideoğlu. MHP Gelik Belde Başkanı eski. MHP Gelik Belde Başkanı zannediyorum bir hafta önce olay olmadan bir alkollü yakalanıyor trafik çevirmesine. Orada polislere bir arbede yaşanıyor. Onun Ayrılıyor. akabinde de görevine son veriliyor. Ama kaçak madeni işlettiği, aynı bu görevi sırasında da işlettiği ve sonrasında da farklı farklı kaçak maden ocakları olduğunu, 3-4 farklı kaçak maden ocağı olduğunu mahkemede zaten itiraf etti, ifade etti. Sonra bu böbrekle alakalı olan ifade daha dosya gizliyken, daha otopsi raporu falan hiçbir şey biz bilmiyorken dosyanın içeriğini sunduk ve dedik ki böbrekle alakalı bir unsur var mı? Sonra mahkeme bir açıklandı, otopsi raporlarında bir gördük, sol böbrek tefrik edilerek. Yok. Dolayısıyla Yok daha yani. biz sol böbrek yok. Afgan madencinin bedeninde sol böbrek tefrik edilemedi, bulunamadı. Dolayısıyla bununla alakalı olan unsura da baktığınız zaman şimdi ben görüntüleri gönderdim. O görüntüleri de inceleme ihtimaliniz ya da yayına verme fırsatınız olursa bilmiyorum artık ne kadar mı Bakıyor kullanabilirsiniz. Çünkü arkadaşım, söyle. yüreğimizin yandığı görüntüler de var. Kamuoyunun göremeyeceği görüntüler de var. Şimdi akıl ve mantıkta şöyle bir durum söz konusu. Bir kişiyi yakıyorsunuz. İnan beyin. Neden yakarsınız o kişiyi? Delilleri yok etmek için yakarsınız, değil mi? Şimdi adamın kafası yakılmamış. Yani yüzü görülebiliyor. Belden aşağısı yakılmamış. Bacakları görülebiliyor. Parmak izleri görülebiliyor. Parmak izlerinde de hiçbir problem yok. Ama sadece böbrek bölgesindeki, bel bölgesindeki belirli bir kısım yapılmış.
Yani bunun yapılmış olma olasılığı hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına ve yakmaya aykırı. Dolayısıyla hepsini bir arada değerlendirmiş olduğumuzda bilimsel mütalaada da bizim tarafımızda şüpheli denildi ki bir kişi yakıldığı sırada eğer ciğerlerinde, çünkü benzinle yakıldığı için is veya karboksil hemoglobin bulunmadıysa buna istinaden diri diri yakılmış olabilir. Yani biz off the record olarak yaptığımız bilimsel mütalaalar içerisinde her ne kadar geçmese de oransal olarak sorduğumuzda %85 diri diri yakılmıştır, %15 öldükten sonra yakılmıştır gibi bir emari söz konusu burada. Yani Afgan madenci diri diri yakmışlar. Ve buradaki diri diri yakılmasına istinaden durumu sizlere belirtmek de isterim. Normalde madenden çıkarıldıktan sonra bu kişinin bir şekilde ambulansa sevk edilmesi lazım. Doğru mu? Birisi yaralandığı zaman iniş ambulansı arasınız. Aramamalarının sebebi bu maden ocağı kaçak olduğu için diyorlar ki bizim infazımız var, bu yanar. O zaman bu da zaten Afgan. Yani arayanı sonra ne olmaz? Tabii kimliği de yok. Ve burada aslında biz Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinde ifade edilen canavarca hisle ve planlayarak, tasarlayarak öldürmenin yanı sıra ayrıca insanlığa karşı suç olması gerektiğini de değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü her konuşmalarında şunu söylüyor. Zaten Afgan. Zaten kimliği yok. Ya Afgan'ı getirin dedim. Afgan'ı alın dedim. İlk başta kendi aralarında konuşuyorlar. Acaba gömelim mi? Sonra yakalım diyor belirli bir grup. Sonra bir arazi aracının arkasına yüklüyorlar Afgan madenciyi. Arazi aracının arkasında 1,5-2 saat kendi canıyla bilinçsiz bir şekilde cebelleşirken arazi aracının arkasında devam ediyor ve yolun kenarında bir yerden gidiyorlar. Bir tekel bayinden alkol ürünleri alıyorlar, tuzlu fıstık alıyorlar, kuru yemiş alıyorlar. Sonra o tuzlu fıstıkla kuru yemişle arabayı ormanlık bir alanda çekiyorlar, alkolleri içiyorlar, keyif yapıyorlar adeta. Ve bu sırada Afgan madenci hala arabanın arkasında canlı nefes alır vaziyette. Ve ondan sonra da alkollerini içip tuzlu fıstıklarını yedikten sonra da Afgan madenci ormanlık alanın ortasına götürüp benzinlikten, iki farklı benzinlikten aldıkları biri 5 litrelik, biri 1,5 litrelik pet şişesi benzinlerle birlikte üzerine döküp adamı diri diri yakarak öldürüyorlar. Şimdi burada yani kamuoyu vicdanını derinden yaralayan husus şu: biz Afgan madenciyle alakalı bu dava dosyası sürülmeye devam ettiği sırada sanık müdafilerinden, tabii ki meslektaşlarımızın vermiş oldukları emeklere belirli noktalarda hukuken saygı duymamız gerekiyor ama etik olarak da bazı noktalara dillendirmemiz lazım. Yani anlatılan husus şu: bir meslektaşımız çıkarken şunu söylüyor. Ya çok çirkin olmuş yakması ama olmuş, ne yapalım? Karşı tarafın avukatı söylüyor bunu. Yani bunu söylüyor. Diğer tarafta diyor ki başka bir meslektaşımız, ya biraderim al bir çakmak, yak be ateş, at yansın gitsin. Yani bu kadar rahat, yani el kol hareketleriyle dahil bu kadar rahat bir insanın hayatının son demlerinin yakılarak geçirilmesini, bu kadar rahat, bu kadar umursamazca üzerinden geçirmeye çalışılan bir durum söz konusu. Dosya çerçevesinde biz normal şartlarda bu davada mütalaa verilmesini bekliyoruz bu celsede. Evet. Bu celsede mütalaa bizim bilimsel mütalaamızla birlikte, yani Koç Üniversitesi'nin vermiş olduğu raporla verilmedi. Çünkü ciddi manada çelişkiler söz konusu. Hem kırıklar noktasında, hem kalp hastalığının olup olmadığı noktasında, hem canlı canlı mı yakıldı, öldükten sonra mı yakıldı, hem böbreklerle alakalı olan husus noktasında. Ancak mahkemede bizim vermiş olduğumuz raporu, ki çok af buyurun amiyane tabirle ifade ediyorum, biz merdiven altı bir yerden bu raporu almadık. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en bilindik hastanelerinden ve en bilimsel noktada kendini kanıtlamış hastanelerinden birisinden bu raporu aldığımız için sağ olsun hakim heyeti de şu noktada karar kıldı. Nihai olarak bir rapor veririz. Çelişkilerin giderilmesine ilişkin bu nihai adli tıp birinci ihtisas kurulu raporu ile birlikte biz karar kuralım dediler. Ancak her ne kadar ne olursa olsun dava baskı altında devam ediyor. Dava bölgede oradaki halka çok fazla hitap eden bir sanık yargılandığı için yakınları her duruşmada mahkemenin önüne geliyorlar. O bölgede protesto yapmaya çalışan, bize destek vermeye çalışan, hani ben bireysel kendi hukuk büromun olduğu bir avukatım, ancak çeşitli örgütler, çeşitli noktada işçi kuruluşları, koalisyonları, göçmen dernekleri, sendikaları desteklerini göstermek için davanın önüne protesto etmeye geliyorlar adliyeden izinli bir şekilde eylem yapabilmek için. Ama geçen biz şunu gördük. Yani maden sahibinin yakınlarından bir tane kadın geldi oraya ve dedi ki biz
ekmek veriyoruz. Neyi protesto ediyorsunuz? Ekmek veriyoruz dediler. Ve ben de kendilerine dedim ki, ekmek veriyorsanız ekmek verdiğiniz adamı yakarak öldürmeyin o zaman. Yani bu noktaya evrilmiş bir vaziyette, ciddi manada önem arz ediyor. Sadece bu noktada değil, hem Zonguldak tarihi hem Türkiye tarihi noktasında, işçi hakları noktasında gerçekten bu dava emsal teşkil edecek bir noktada. Biz burada 6 tutuklu, 6 sanığın 3'ü tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla yargılanıyor. Bunlardan geri kalan 3'ünün de tutuklanmasını istiyoruz. Sebebi de şu, bunlardan bir tanesi Afgan madenci arabanın arkasına bindirildiği zaman Afgan madencinin giyinme ve soyunma odasındaki elbiselerin üstünü başını, normal sivil elbisenin üstünü başını kameraya vuruyor. Elinde sopayla birlikte kamerayı kırıyor. Soyunma odasının kamerasını kırıyor. Kamera açısını değiştirdikten sonra elbiselerin üstünü başını sobaya atıyor. Yakıyor, külale çeviriyor. Sonra da Afgan madencinin eşini arıyor. Diyor ki senin kocan daha madene gelmedi. Senin kocan nerede bilmiyoruz. Yani cinayete iştirak suçunu işlemiş. Tabii. Yani tasarlar, planlama noktasında görev dağılımı belli. Biri gidiyor tekelde. Bu söylediğiniz adam şu an dışarıda mı? Adli kontrolle mi yargılanıyor? Tabii. Bu ifade etmiş olduğunuz adam tamamen şu an dışarıda ve adli kontrolle yargılanmış bir vaziyette. Ve diyor ki ben diyor kameralara vurmadım. Ben böyle bir şey yapmadım. Kabul etmiyorum diyor. Göz göre göre kamera görüntüleri orada olması var hemen. Bir tanesini de ifade etmem gerekirse çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok teşekkür ederiz. İlgi ve alakanız için dosyamızda. Bu bahsettim ya size alkolü içip tuzlu fıstığı yiyen alem yaptıktan sonra Afgan madencinin yakılmasında iştirakta bulunan sanıklardan birisi de adli kontrolle yargılanıyor. Hatta biz şunu söyledik mahkemeye ilk çerçevede. Savcılık aşamasında adli kontrolle yargılanıyordu. Savcılık aşamasından kovuşturma ve yargılama aşamasına geçerken biliyorsunuz o iddianamenin kabul aşaması var. İddianamenin kabul aşamasında dosya açılır. İddianamenin kabul aşamasıyla dosyanın açılması arasında bir haftalık bir süre geçmiş. Ve o bir haftalık kapalı olan sürede ne olmuş biliyor musunuz Sinan Bey? Bu adamın adli kontrolü kaldırılmış. Yani ben mahkemeye dedim ki ilk celsede. Bu adam şimdi adli kontrolsüz, savcılık aşamasında adli kontrolü verilmiş, yurt dışı çıkış yasağı verilmiş, imza yasağı verilmiş. Bu adam kaçsa bunun hesabını siz mi vereceksiniz? Adalet mi verecek? Yoksa hakim heyeti olarak bizzati bireysel sorumluluğunuz mu vardır dedik. Bu beyanı birebir sunduktan sonra savcılık mütalaasına rağmen hakimler tekrar adli kontrol kararı koymak zorunda kaldılar. Bu alkol ürünleri tüketip tuzlu fıstıkla alem yapan kişi. Afgan madenci yakıldığı sırada. Aile peki Afgan madencinin işçinin ailesi Zonguldak'ta mı hala ya da orada mıydılar yani olay cereyan ettiğinde? Ya İnan Bey ben size şunu söyleyeyim. Ben hayatım boyunca bir sürü dosyada mağdur vekilliği yapmış bir konumdayım. Kamuoyunda infial uyandıran dosyalarda da mağdur vekilliği yapmış durumdayım ama Zonguldak'a her gittiğim zaman yüreğim daha fazla yanıyor. Çünkü bir gece kondudan bozma, tuğlanan olduğu, hatta kapı kilidi yok. Asma kilit var biliyor musunuz? Asma kilitle kapılarını açıyorlar. Bir toprağın üzerine halı serilmiş bir oda, bir odanın içerisinde bir soba, sobanın etrafında sol dizinin aşağısı olmayan engelli bir çocuk, bir çocuk yanında Afganistan'dan buraya göçerlerken yanında bomba patladığı için kulağı duymayan bir çocuk, bir çocuk 2 yaşında ve Afganistan'da okuma yazması olmayan da bir eş. Şu an 3 çocuk ve bir eş kimlikleri reddedildi Zonguldak Valiliği tarafından. Deport almak üzere karar verilmişken biz Zonguldak Valiliği'ne birebir iletişim içerisine geçtik. Ve dedik ki bunlar en azından uluslararası koruma başvurusu verilsin. Uluslararası koruma başvurusu neticesinde dava en azından bitene kadar bunların burada kalması için bir güvence verin dedik. Ve şu an geçici bir belgeyle birlikte, her an iptalle kabil olabilecek geçici bir belgeyle birlikte Zonguldak Valiliği'nde çok zor şartlarda ve aynı zamanda valiliğin kendilerine vermiş oldukları erzak, yani 2 günde 2 öğün yemek geliyor sadece. Erzakla birlikte hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ve yani en acı noktayı da size şunu söyleyeyim. O hani protestoculara daha demin saldıran sanık yakınlarını ifade etmiştim ya size. Orada Afgan madencinin yakılan Afgan madencinin eşi de oradaydı. Tercüman vasıtasıyla çevirdi oradaki ifadeleri. Dedi ki onlar kendi çocuklarından bahsediyorlar. Ya benim çocuklarım ne olacak dedi. Dosyanın ve davanın özeti gerçekten bu noktadan ibaret. Babaları yakılmış 3 çocuk şu an bir oda, bir toprağın üzerine serilmiş halıdaki sobanın başında kışı geçirecekler.
Peki. Bir sonraki duruşma Aralık'ta, değil mi? 20 Aralık mıydı Kerim Bey? 25 Aralık'ta olacak. 25 Aralık'ta. O zamana kadar bilirkişi raporu da gelirse herhalde de İhtisas Kurulu'ndan karar duruşması olmasını ümit ediyoruz ve belirtmiş olduğum gibi de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını, Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinin A ve B fıkrasında ifade edilen canavarca hisle ve tasarlayarak, planlayarak kasten adam öldürme hususlarından birlikte faillik, hem fikri hem fiili faillikten, fiili iştiraktan ötürü de bu cezaları alıp 36 sene, yani eski Türk Ceza Kanunu'nda idam olarak geçirilen, yeni Türk Ceza Kanunu'nda da 36 seneyle karşılık bulan 12 senesini 2 metrekare 2 metrekare bir hücrede cezalarını çekecekleri, aynı yere tuvaletini yapacakları, o tuvaletin kokusuyla yaşayacakları 12 sene boyunca ve sonrasında da hiçbir denetimli serbestliğe, hiçbir indirime, hiçbir açık cezaevine geçmeye şey verilmeden, fırsat verilmeden bu cezayı ciddi manada artık emsal oluşturacak ve işçilere dönük, mağdurlara yönelik böyle bir suçun bir kere daha işlenmemesi için davanın sonuna kadar hukuk ve hakkaniyet noktasında takipçi olacağız. Gidişat kararın beklentiniz yönünde çıkacağını gösteriyor mu Kerim Bey? Yani şöyle ifade edelim, eğer şöyle bir noktada olmuş olsaydı bilirkişi raporları öncesinde şunu diyor: biz Afgan madencinin nasıl ve ne şekilde öldüğünü bildiremeyiz. Ölümden önce mi yakılmış, ölümden sonra mı yakılmış bunu da bildiremeyiz. Ancak yeni raporla birlikte değerlendirmelerin bizim lehimize değişebileceği noktasında ciddi emareler ve bulgular söz konusu. Hem bahsetmiş olduğum kemik kırığı, hem bahsetmiş olduğum kalp hastalığının olup olmaması, hem buradaki trakea ve bronşlar noktasındaki evrilmeler bizim lehimize evrilmiş vaziyette. Dolayısıyla diri diri yakın olduğu zaman da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sanıkların hepsi açısından değerlendirilmeye kabil bulunacaktır ve dosyanın tekemmül edeceğine inancımız tam ve bizim lehimize tekemmül edeceğine, yani bizim lehimize derken Türkiye'deki bütün vicdanı olan insanların lehine teşkil edeceği konusundaki inancımız ve güvencimiz adalet noktasında tam ve bu noktada da hukuken bütün elverişli adımları da atıyoruz. Çok teşekkürler Kerim Bey. Sağ olun yayına katıldığınız için. İşte böyle 3 tane 6 tane insan müsveddesi nasıl olsa Afgan, sahibi yok, arayanı yok, soranı yok, gariban bir tane adam. Öldürsek ne olur?